Merhaba arkadaşlar, bugünkü videonun konusunda size alt karakterin nasıl rahat bir şekilde kasılabildiğini veya alt karakterde artı basarken neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, alt karakterde Stronghold'daki geliştirmeleri yaptıktan sonra, orada göreceksiniz zaten, seviye 10 yaptıktan sonra strong gold'unuzu ve ana karakteriniz de 800 G score'a ulaştığında T1 materyallerine %20 az kullanma ve %20 artı basma şansı ekleyen iki tane araştırma var labda. Onları yaptığınızda arkadaşlar buraya geliyorsunuz. E, şehire geliyorsunuz. Herhangi bir şehirde benim karakterim şu anda Rohandel görev serisini yaptığı için Rohandel'deyim. Alt karakterimde. Arkadaşlar Tower'a geliyorsunuz. Tower sekmesine geliyorsunuz. Buradaki Tower. Tower'a giriş yaptığınızda arkadaşlar ana karakterinizde eğer tower'ı tamamladıysanız alt karakterinizde tower ödülleri olarak gördüğünüz gibi çılgın gibi artı basma materyali veriyor. Leap Stone'lar, Guardian Stone'lar, Harmony Şartlar hani burayı bitirirseniz zaten şöyle söyleyeyim size 120 130 Yüz, aynen 120 140 item level'ı sadece burayla basıyorsunuz yani rahat bir şekilde. Ama burayı rahat bir şekilde yapabilmeniz için karakteri en azından 520'ye kadar çıkarmanız lazım. Şimdi benim karakterim 496'da. Ben şu diğer karakterlerle e, TR2'deki karakterlerimin hepsiyle Tower'ın birinci seviyesini bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane T2 karakterim var ve bu çok kolaylaştırıyor. Aynı şekilde bu karakterimle de Tower'ı bitirdim ama artık bunun diğer karakterlerden gelecek materyallere ihtiyacı var. Bu da muhtemelen bugünkü Reset'te veya yarınki Reset'te, günlük Reset'te o karakterde T2'ye geçmiş olacak. Bir sonraki T2 karakterimde bu olacağı için bu karakterin tavrını yapmaya başlayacağım. Birincisi tavır yaparken birazdan göstereceğim ne olduğunu, nelere dikkat etmeniz gerektiğini tavırda içeri girip göstereceğim size yapılması gerekenleri. İkincisi arkadaşlar karaktere hemen artı basmaya çalışmayın alt karakterinize. Alt karakterinizde biraz materyal birikmesine izin verin. Örnek veriyorum böyle bir hafta iki hafta eylemezseniz karakterinizi küp ticketlar çok birikecek. Ve bu küp ticketların içerisinden arkadaşlar çok fazla lipstone. Pardon, Lipstone diyorum. Çok fazla Star Bread atıyor. Bu star biletlerde sizin artı basma şansınızı etkileyen, yüzdesini arttıran zımbırtılar. T1 ve T2'de sadece bunları kullanabiliyorsunuz artı basmayı yükseltmek için. Bunlardan ne kadar çok varsa o kadar hızlı tier upgrade diyorsunuz. O yüzden küplarınızı yapmaktan vazgeçmeyin yapın. Elinizden geldiğince küp 3 ticket olduğunda gelin ki içeri girdiğinizde diyor ki size 3 tane ticket'ımı birden kullanmak istiyorum. Size 3 tane kutu veriyor kübü tamamladığınızda. O yüzden ona da dikkat edersiniz. İkincisi arkadaşlar günlük elinizden geldiğince eğer vaktiniz varsa vaktiniz yoksa veya vakit ayırmak istemiyorsanız. Guardian Dungeon'larınızın buradaki yukarıdaki rest bonuslarının birikmesine izin verin. Guardian Dungeon'ları raşlamanıza gerek yok. 2 gün boyunca Guardian Dungeon yapmazsanız buradaki barlar full doluyor. 2 bar dolduğunda da bundan, şunun onun anlamı şu. İçeri girdiğinizde arkadaşlar bir tane sol sökecekken iki tane sol söküyorsunuz. Yani siz bir anda iki tane ran yapmış oluyorsunuz aslında. O yüzden burayı her gün yapmanıza gerek yok. Ama hani ben erken aşamada her şeyi yapacağım. Oyunda yapacak bir şey bulamıyorum derseniz size kalmış. Yapabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Respawn'usa bırakmıyorum. Sıkıldığımda bırakıyorum genelde. İkincisi arkadaşlar, kaos tancından alt karakterlerinize düşen malzemeleri ortak bankanıza ataraktan bu karakterlere artı basabilirsiniz. Peki ortak bankayı nasıl kullanıyoruz? Premium'unuz varsa pet sekmesine tıklayıp buradan storage kısmına gelirseniz direkt bankayı aktif hale kullanmaya başlıyorsunuz. Bu roster storage arkadaşlar ortak bankanız. Bakın ben burada bütün malzemeleri koymuşum. Ben bunları sürekli kullanıyorum arkadaşlar. T3'leri genelde satıyorum şu anda ama onun da stok'una geçeceğim artık, onda da stoklamam lazım. Ee, bir tane video attım, o videoya bakabilirsiniz. 1350 GeoScore'a neden artı basmıyorum? Orada daha anlatımlı hali var bu parçaların nasıl elde edildiğine dair. Kaos ee, Dungeon'larınızı günlük aksatmadan yaparsanız arkadaşlar çok fazla malzeme biriktiriyorsunuz. Yani Guardian Dungeon'larınızı iki günde bir ama Kaos Dungeon'larını elinizden geliyorsa her gün yapın. Bütün karakterlerinizin Kaos Dungeon'larını bitirin. Şimdi burada e, midesizlik <laughs> parantezi açarsak ikinci bir olay var. Haftalık Kaos Dungeon dediğimiz bir olay var. Siz Kaos Dungeon'da günlük hakkınızı bitirdiğinizde iki tane yaptıktan sonra bir daha Kaos Dungeon'a girerseniz size bu materyallerden atmaya başlıyor. Bu materyal pek önemli değil ama şu materyal çok önemli. Pirepi neymiş? Preception şart. Preception şart arkadaşlar sizin haftalık bakın burada weekly limit yazıyor. Buradaki materyalleri almanızı sağlıyor. Ve bunlar bound karakter ve her karakterde yapıp alabiliyorsunuz. Her karakterin ayrı kendi hakkı var burada. Engraving kitaplarını sadece bir kereye mahsus alabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Hani ben burada bende gözüküyor ama ben almadığım için gözüküyor şu anda. Bunları da zamanı geldiğinde alırım bir ara. E, buradaki malzemeleri çekerseniz, bakın burada 250 tane şart, 750 tane de armor şartı var, 5 tane burada harmoni şart kutusu var, 20 tane de lipstone var. Haftalık burayı da yapıp boş zamanınızda alabilirsiniz. Ha gerek var mı gerek yok mu orası tartışılır zaten malzeme geliyor satmazsanız eğer malzeme çok birikiyor. Alt karakterinize bu şekilde artı basabilirsiniz. Bir de e, YouTube'da Pride Coin, e, e, Pirate Coin, Pride Coin deyip durduğum videoda da sürekli Pride Coin demişim. Arkadaşım beni İsmail sürekli uyarır bu konuda. Pirate Coin'i arkadaşlar yaptığınızda ee, bitirdiğinizde yani bir belli bir seviyeye ulaştığınızda oradaki o Pirate Coin videomu izlerseniz orada da çok güzel bir materyal alma yöntemi var haftalık olarak. Oraya da bakabilirsiniz. Çok güzel materyal geliyor oradan da. İkinci bir yöntem ise. Şimdi abi evet doğru çok fazla zırh materyaliyle silah materyali geliyor. Doğru haklısınız. Burada şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Günlük görevler. Una tasklar. Şimdi bakın gördünüz mü? Full rested bonusu olmuş şu anda. %100. Ben buradan Harmony şart sıkıntı şey, Harmony Lipstone sıkıntısı çekeceğim için bakın 9 tane kalmış bu karakterde. Ben bu karakterde burada favori olarak e, e, işaretlediğim bazı görevler var. Şuradan Eee tabii bunları işaretledim bu karakterde işaretlememişim. Şöyle yapalım. Bakın. Beraber bakalım harmoni şart görevli şey, Lipstone görevlerine. Bak bu 8 tane veriyor. Bunu işaretledim. Bu da 8 tane veriyor. Bu da işaretlendi. 6 tane veren var. Bak 10 tane veren var. Bunları işaretliyorum arkadaşlar. Buradan arkasından da geliyorum. favoriti tıkladığımda bakın 8 8 10. Yani toplamda 16 26 tane lipstone gelecek. Ama benim burada rest bonusum olduğu için arkadaşlar bunları iki katı veriyor. Bakın hani böyle 5 falan eklemiyor. Bildiğiniz iki katı veriyor. Yani ben burada 26 tane değil 52 tane alacağım arkadaşlar. 52 tane ben buradan lipstone alacağım şu anda bu görevleri yaptığımda. O yüzden bonusları biriken karakterlerinizin günlük görevlerini yapmayı aksatmayınız. Aynı şekilde weekly görevleri de yapıp Buradan örnek veriyorum. Proving Grounds'a PP görevlerine girip buradan 24 tane alıp arkasından buradan da 14 tane alıp 38 tanesini buradan da alabilirsiniz. Boss Rush ticket çıkarsa mesela 24 tane de buradan alabiliyorsunuz. Ama T1'de Boss Rush yok. O yüzden ben burada Guardian Soul'u genelde bunu alıyorum üstüme. Ee, karakterlerde bunu yapmaya dikkat ediyorum. Elimden geldiğince PVP'leri yapmıyorum. Uğraşmıyorum. Zaten Harmony şey Lipstone birikecek bu karakterlerde. Kaostancın da yaptığınız için. Arkasından bu malzeme rotasyonunu yaptıktan sonra... ...koyulabilen itemleri ortak bankaya koyulamayanları da üstünüzde stokluyorsunuz. Peki artı ne zaman basmaya başlamalıyız? Arkadaşlar buradan... Currency kısmına tıkladığınızda harmoni şartınız yaklaşık 70-80 kaysa o karakterde artı basmaya başlayın. Çünkü zaten bu harmoni şartlar e, fazlası üstünüzde kalmayacak ve size şunu garanti ederim arkadaşlar ben hesapladım alt karakterini bir iki kere de item de yaktım o ite 2'ye çıkardıklarımda. Toplam 100k harmoni şart yeterli oluyor sizin için. Ki zaten tavırda gireceğim için birazdan tavır'a girdiğimde muhtemelen 100k harmoni şartım olacak bu karakterde. Sadece lipstone sıkıntısı çekeceğim. O yüzden alt karakterinizi de pay to win yapmaktan korkmayın. Yani pay to win'den kastım gold'unuzu alt karaktere harcayabilirsiniz. Ana karakteri harcadığınızda size bir getirisi olmayacaktır şu anda. Benim o 1350 g score videomu izledikten sonra bu dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Geliyorsunuz arkadaşlar. Tower'da çıkabildiğiniz kadar kata çıkıyorsunuz. Malzemeleri topluyorsunuz. Ee, ondan sonra alt karakterinize artı basıp tierini upgrade ediyorsunuz. Videoda söylemek istediğim şeyler buraya kadardı. Eksik bir şey görüyorsanız videoda beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorumları okumaya çalışıyorum. Her gün dik kontrol ediyorum e, YouTube kanalımı. İstediğiniz başka bir guide varsa veya başka bir şey öğrenmek istiyorsanız onunla ilgili de video çekerim. Yayınlarda genelde gelip söylüyorlar abi şununla ilgili video çeker misin, şuna bakar mısın, Batur şu videoya bakar mısın diyor. Büyüklerim de geliyor arada yayına. Ee, sizin de eklemek istediğiniz, görmek istediğiniz bir şey varsa onun da videosunu çekerim arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.